Selamünaleyküm arkadaşlar. Bazen araçlarımızdan ses geliyor dediğiniz takdirde bu sesleri bulamadığınız oluyor. Bazen de göz göre göre insanlar ölüme terk ediliyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu gerçekten bizim meslek hayatımız boyunca yapabileceğimiz hatalardan, ölümcül olabilecek hatadan biri. Bunu göstereceğim. Bu hatayı sizlere nasıl bir hatadır diye. Gerçekten hani bir doktor bir ameliyat masasında bana göre, hani tabii isteyerek değil ama, bir ameliyat masasında en ufak bir hata bile yapsa bir kişiyi götürür. İki kişi götürmez ama bir tamirci dört koltuğu olan bir araca veya iki koltuğu olan bir araca yanlışlıkla bir hata yapsa aracın içindekilerle birlikte aracın kaza yapmasına sebep olur ve bir tamirci ortalama 2 ile başlayıp 4, tabi bu dolmuş da olabilir, otobüs de olabilir vesaire vesaire, yolcu taşıma sayısına kadar arttıkça o kadar insana sebep olabilir. Bu yüzden bizim mesleğimiz arkadaşlar normal bir meslek değil. Daha fazla özen göstermeliyiz. Neyse, bu kamu spotu gibi görünen, kimileri için boş görünen konuşmamı da bitirdikten sonra sizlere şimdi burada bir kısım göstereceğim. Kaliper, fren kaliperi, akis, tabla, amortisör, amortisör bağlantıları vesaire. Siz 160, 120, 90, 80, 70 hiç fark etmez hızla giderken bu aksınız da aynı o hızla dönüyor arkadaşlar. Kaç kilometre hızla gidiyorsanız aksınız o hızla dönüyor. Diskiniz o hızla dönüyor. Bu malzemeler o hızla dönüyor arkadaşlar. Peki sağa sola direksiyonu çevirdiğinizde neler dönüyor? Alt rotil, üst amortisör, daha önce amortisörü anlatmıştım. Amortisörünü dönüyor ve dönüş sağlıyorsunuz. O hızlarda bile rahat rahat dönüş sağlıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bu kırmızı kırmızı tornavida burada ne? Şimdi arkadaşlar alt rotil dediğimiz malzemenin kesinlikle yerinde oynamaması gerekiyor. Ama benim aracımda bakın rotili basabiliyor. Aşağı yukarı oynuyor. Ya Kerem Usta, bunu niye kafana taktın ki bu kadar? Bu rotil oynar, sıkıntı yok, ses yapar, belki anlaşılır ama bu arabada ses de yok. Onu söyleyeyim. O kadar gezmeme rağmen bu rotilin lakır lukur vurması yok. Peki bu rotil bu abimize veya da sizlere nasıl bir problem açabilir? Arkadaşlar bu gördüğünüz malzeme pik. Bu rotil sürekli burada oynaya. Artık belli bir süre sonra kendine bir yuva yapacak. Civata takmışlar, sıkmışlar. Arada pay bile kalmamış. Bunu kontrol etmeden arabayı göndermişler. Ve bu oynuyor. Buraya belli bir süre yer yaptıktan sonra arkadaşlar bu gördüğünüz piki de aşındıracak. Sert bir kasisi. Anlamadınız ya. Ola ki sert bir kasisi girdiniz. Sert bir kasisi girdiğinizde arkadaşlar piki ortadaki çat çatlatacak. Şimdi çatlattı. Belki o an hani 50 ile 30'da gidiyorsunuzdur. Lastik yerinden çıktı ya da lastik bu şekilde aşağı doğru bayıldı. Çünkü rotil kırıldığında bayılacak. Bayıldı. O zaman sıkıntı yok. Hani 50 ile belki durdurabilirsiniz. 30'da vesaire durdurabilirsiniz. Ama burası eğer çatlar da bunu fark edemezseniz. Ortalama. Tamam. Ortalama. Lambamızı söndürelim. Huzuri yanmasın. Ortalama 100 kilometre ya da 120 kilometre hızla otobanda gittiğinizi varsayın. Çatlak fark etmediniz. Otobanda da herhangi bir şey oldu, taş, toprak vesaire. Bunun üstüne geldiğiniz anda o hızla çatlak olan malzemenin bir anda kırıldığını düşünün. Ve o hızla bu lastiğin bu şekilde çıktığını düşünün. Akis koptu. Nereye vuracağı belli değil. Bu malzeme de koptu. Direksiyon kutusu buradan bağlı ama ne kadar siz sola da çevirseniz aracınız sağa gidebilir veya sola gidebilir. Direksiyon sizde değilse aracınız kaç kilometre hızda olursa olsun hakimiyet sizde değildir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu hafife alınır bir hata değil. Şöyle bir şey de olabilir. Şimdi bu çatlamıştır, adam bunu fark etmiyormuştur. Ben tamirci olarak bana getirmiştir. Bende bile bu kırılabilir. Benim bile test ederken hayatıma mal olabilir. Belki arabayı hani
Yüksek hızlarda test edeceğim. Belki çekiş problemi var bu arabanın. Belki çekişini kontrol etmek için gaza basacağım vesaire. Görmeyeceğim. Ben de bir kasete gireceğim. Veya alt takım kontrolü yapmak için yüksek süratle bir kasete gireceğim. Çatır diye kırılacak. Bu normal bir şey değil. Şimdi bunun şöyle bir seçeneği de var. Bu tabloların arkadaşlar, parçacı olmak kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yani parçayı verdi vesaire. Bu tabloların da, bu rotüllerin de kalın olanı, ince olanı, çeşit çeşit olanı vesairesi var. Yani biz bu malzemeleri yerine taktıktan sonra al abi taka taka tık çak çak hemen tık tık cıvataları al git demememiz gerekiyor. Malzemeyi yerine takmamız ve bakmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde videonun konusu olan hayatınızdan çok kolay bir şekilde olabilirsiniz. Allah göstermesin. Öyle bir şey olmasını tabii ki de kimse istemez ama bu araba bildiğim kadarıyla uzun yola gidiyor. Ticari olarak kullandığınız araçlarınız da var. Belki şehir içinde hani çok hız yapmıyorsunuzdur ama yüksek hızlara çıktığınızda bu kesinlikle rizikodur arkadaşlar. Bak. Bu yüzden hani şunu da söyleyebilirim. Kimleri de diyecek ki ya abi o belki zamanla oluşmuştur. Ya bu belki zamanla oluşmuştur. Biz her yıl diyoruz ki rotayar yaptırın, rotayar yaptırın. Rot balansıya gidip alt takımınızı kontrol ettirmek zor değil arkadaşlar. Ve her yıl yani 1,5 yılda bir gidip rot balans yaptırmak zor değil ya da rotayar yaptırmak zor değil. Zaten bir yılda bir rotayarı garanti, yani yağ bakımı gibi düşünün, rotayar istiyor. Rotayarında araçlarınızı eğer bu şekilde kontrol ettirirseniz herhangi bir çıkacak kopacak şeyden vesaireden haberdar olabilirsiniz. Çok ciddiyim, bu arabada ses yapmıyor. Nasıl yapmıyor ben de anlamadım ama o kadar test ettim. Bu arabada ses yapmıyor. Sizler de böyle bir handikapa düşmeyin arkadaşlar. Şaka gibi ya, değil mi? Daha önce başıma geldi mi? Böylesi başıma gelmemişti. Ya kırılanı gördüm. Rotil cıvataları gevşeyeni gördüm. Ya da şu perçinlerden atanını gördüm ama böyle taşıyıcısı bu şekilde olanı yani görmedim. Ne yalan söyleyeyim, görmedim yani. Gördüğümde emin olun ses yapmıştır ama bu hem hiç ses yapmıyor hem de basket topu gibi oynuyor ya. Evet arkadaşlar, hayati önem taşıyan, rotilimizi tutan yeri şöyle açtırdık bakın. İspiralle kazıttım. Olursa amenna. Beni tatmin ederse arabayı göndereceğim. Olmazsa taşıyıcı değişeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki Kerem Usta bu uydurma iş mi? Arkadaşlar şu taşıyıcı 850-900 lira civarında vardı. Abona bir de para bilyesini eklediğim zaman 200 lira de minimum. 200 lira da buna ekleyeceğiz. Kore'de bir şey var mı yok mu? Kore'yi gerçi kullanırız. Ha, bu malzemeyi kullanırız yüksek ihtimalle ama sadece ha bu iki tane malzeme 1000 lira ediyor. Şimdi bu 1000 lira yerine ben diyorum ki ha burayı tornacıya yaptırayım, sıkayım, olursa 1000 lira vermez de 300 verir ya. Hani sadece işçilik verir ya da 200 lira sadece işçilik verir vesaire. Bu şekilde kurtarma operasyonuna devam ediyoruz. Takayım arkadaşlar. Size yerinde göstereyim. Bakalım o boşluk kalmış mı? Kalmışsa zaten değişeceğiz bunu. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü şakaya gelmez. Videonun konusu da bu. Bu iş harbiden şakaya gelmez ve affetmez de. Hani bizim için vebali çok fazla arkadaşlar. Bu yüzden yaptığınız işlere biraz dikkat edin. Kullanıcı arkadaşlar da biraz daha araçlarınızı dinleyin. Ses soluk varsa mutlaka gösterin. Videonun içerisinde dediğim gibi rot balansınız varsa mutlaka her yıl bir ön takım kontrolü yapıp 20 lira ateşleyin, 30 lira ateşleyin ki böyle sıkıntılar başınıza gelmeyin arkadaşlar, gelmesin. Hadi takalım da sonra çekime devam edelim. Evet. Abi salkasını da kırmak istemiyorum. Arkadaşlar, yemin ediyorum cilet. Yok böyle bir boraya ya. Allah şükürler olsun ya. Vallahi billahi abi, taşıyıcı değiştirmek zorunda kalmadık ha. Gram boşluk kalmadı ya. Yok abi ya. Yapıyorsun bu sporu Fuat abi. Arkadaşlar siz de böyle sorunu çözebilirsiniz. Ama bunun çok laşka olmuşuna şunu söyleyebilirim ki boru kesinlikle değişecek. Allah'a şükür bu daha yeni başlamıştı.
Tamamen yememişti ve bize kurtarma imkanı sağladığı için Porya kardeş, sana da çok teşekkür ediyoruz. Oy. Takip etmeyi unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Böyle bir sıkıntınız varsa Rotbalans'a gitmeye sakın ha sakın unutmayın. Umarım video faydalı, yararlı bulmuştur. Yararlı bulduysa zaten çoktan beğenmişsinizdir. Hiç hoşunuza gitmediyse de yapıştırın dislike'ı, geçin kenara. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.